Buyurun Sayın Hatice, süreniz 5 dakika. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, öncelikle şunu söyleyeyim. Şöyle bir herhalde Türkiye'de en çok çevre sorunu olan il hangisidir diye bakar isek sanıyorum herkesin fikir birliği edeceği il Mersin'dir. Çünkü Mersin'e üstelik de Çevre Bakanlığı'nda bilgisi dahilinde yapılan çevre katliamlarını cümle alem biliyor. Aslında siz de biliyorsunuz. Birazdan vereceğim bir takım örneklerle, sizin de imzanızın olduğu cevaplarla sanıyorum bunları hatırlamış olacaksınız. Örneğin Akkuyu Nükleer Santrali Mersin'de inşa edilmeye çalışılıyor ve Mersin'i kalbinden vuracak olan bir projeye maalesef AKP hükümeti ısrarla ve inatla imza atmaya çalışıyor. Ben bir tek şey söyleyeceğim. Uzun uzun nükleer santralin zararlarını anlatmayacağım ama en son yaşadığımız Rusya kriziyle birlikte bu nükleer santralin eğer Ruslar tarafından yapılır ve hayata geçirilirse Türkiye için ne anlam taşıdığını bir kere daha düşünmenizi istiyorum. Bir küçücük uçak düşürme krizi, daha sonra Suriye'de yaşanan krizler ve Rusya'nın Türkiye ile olan ilişkilerinin gerilmesi sonucunda eğer o santral hayata geçmiş olsaydı, içinde bir tek tane Türk mühendisin çalışamayacağı ve hiçbir şekilde işletiminin Ruslar dışında hiç kimse tarafından yapılmayacağı bir nükleer santralde bizim halimiz ne olurdu? Onları da düşünelim. Orada sadece ve de sadece insanlar yaşamıyor. Doğa, hayvanlar, herkes yaşıyor ve sizin hükümet olarak hepsine karşı sorumluluğunuz var Sayın Bakan. Bir diğer konu krom artı altı atıklarıdır Mersin'de. Geçen yıl yine bu zaman bütçede size bu konuyu açmıştım. Siz de nezaket gösterip bana cevap yazmıştınız ve demiştiniz ki 1,5 milyon tonluk krom artı altı atıklarını dünyayı 10 kere, bakın dünyayı 10 kere yok edecek olan bu zehirli atıkları 2023 yılına kadar temizlemeye çalışacağız diye kendi imzanızda bir yazı göndermiştiniz. Sayın Bakan, bu önemli sorunu çözecek gücümüz var mı yok mu? Bu sorunu çözecek devletimizin gücü olduğunu biliyoruz. Ve sizden ricamız bu krom artı altı atıklarını bir an önce temizleyip bizi, Mersinleri bir nebze olsun rahatlatmanızdır. Bir diğer önemli sorun Sayın Bakan, Mersin'de yapılan ve yapıldığı günden beri ÇEDİ ile beraber çok büyük sorun olan çimento fabrikası ve bunu besleyen termik santraldir. Bakın sadece bazı rakamlar vereceğim, hiç uzağa gitmeyeceğim. Bu rakamlar sizin için ve bürokratlarımız için ne ifade ediyor? Bakın bir yıl içerisinde, her yıl bu termik santralin çalışması ile 110 bin ton kül ortaya çıkıyor. 15 bin ton karbon monoksit gazı çıkıyor. 650 bin ton katı parçacık etrafa yayılıyor. 520 bin ton azot oksit yayılıyor. 5 bin ton hidrokarbon yayılıyor. Sayın Bakan, Mersin gerçekten cennetten bir parça. Gerçekten Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği önemli bir yer. Bakın ne olur bunları Mersin'e yapmayın. Mersin'de bu çevre kirliliği devam ettiği sürece Mersin'de hiçbir canlı yaşamayacak. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi Mersin'e balık üretim çiftliklerini de getirmek istiyorlar. Eğer siz Çevre Bakanı olarak buna ÇED olumlu raporuna onay verirseniz Mersin'i bu sefer denizden de kirletmeye başlayacaksınız. İzin vermeyeceksiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Yok kesin, bunun için sözümü de kesin. Vallahi yani parmağımı da kesin. Sakalımı da kesin. Tamam. Yani Mersin'e balık üretim çiftliği yapılmayacağını buradan anlayabiliyor muyum? Yok efendim. Sayın Başkan bir dakika, ben feragat ediyorum ya. Lütfen. Konuşmanızı tamamlar mısınız? Sayın Bakan, bu sözü verdiyseniz Allah razı olsun. Tamam. Evet doğru. Sayın Bakan, bölge oluşturup yapmak civarında biz onu reddetmiştik. Balık çiftlikleri yapılmayacak yani. Bak eğer bir gün yapılırsa Sayın Bakan vallahi kürsüyü de mecliste dar ederim size ona göre. Mersin'e yapmayacaksanız tamam.
Ama yani ha canım de, estağfurullah öyle şey olur mu? Ama yani bakan burada söz verdiyse balık çiftlikleri yapılmayacaksa ben bunu Mersin'e müjde olarak götüreceğim. Sayın Bakan, bir diğer konu hava kirliliği. Hava kirliliği Mersin'de çok önemli bir sorun bir dakika daha izin verir misiniz Sayın Başkan? Hava kirliliği önemli bir sorun olmakla beraber size bilgi ulaşmıyor. Çünkü bir tane ölçüm istasyonu var Sayın Bakan Mersin'de ve bu ölçüm istasyonu nedense şehrin dışında tertemiz havayı ölçüyor, size gönderiyor. Size diyorsunuz ki Mersin'de işler yolunda. Hayır değil. Allah rızası için birkaç tane mobil ölçüm cihazını kentin içerisine yerleştirin ve oradaki kirlilikten ne olur haberdar olun. İki son konu, birisi taş ocakları. Habire bunlara ruhsat veriliyor ve bütün zeytinliklerimiz ve sebze üretim alanlarımız yok oluyor. Bir diğer konu da Yeşilovacık'ta bir mesire alanına Orman Bakanlığı izin verdi Sayın Bakan, hükümetinizin. 30 adet 3 katlı villa yapılıyor. Bu konuda da eğer hükümetiniz bir önlem alır, mesire yeri yapıyoruz diye bizi yutturuyorlar. 3 katlı bina yapıyor projesini gördüm. Lütfen buna da el atarsanız çok teşekkür ederim. Derhal göndereyim oğlum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkürler. Sayın Savaş, buyurun lütfen.